Tanınmış televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı zor günlerden geçiyor. Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Oğlu annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan aradıklarını duyurdu. Oğlu Kerem Kürşat, iyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı iki gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Kan grubu ABRH pozitif olanlardan Anadolu yakasındaki herhangi bir Kızılay merkezine Ayşenur Sural Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Hastanesi için olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var ifadelerini kullandı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yapan Kerem Kürşat. Yanlış anlama olmaması adına ben oğlu Kerem Kürşat. Tweet'i ben onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweet'i atanın annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş dedi. hastalığının ne olduğu bilinmiyordu. Gazeteci Mine Özbek, kişisel X Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbek şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli dostum, Türkiye'nin aydınlık yüzü, cesur yürek, savaşçı Cumhuriyet kadını Ayşenur Yazıcı yoğun bakımda. Mayıs ayı ortalarında kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için oradaki damara müdahale edilen ufak bir operasyon geçirdi. Ameliyatı baş hastanesi Üsküdar'da gerçekleşmişti. Sonrasında sürekli tansiyon, baş dönmesi ve baş ağrısı sıkıntısıyla aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Her seferinde tansiyon ilaçları değiştirilip geri gönderildi. Bir iki defa da gece hastanede kaldı. 3-4 gün önce kendisine söylenen, böbreklerinde bir sorun var. Hastanede birkaç gün yatacaksın. Önce böbreklerini düzenleyeceğiz. Ondan sonra da seni tekrar ufak bir operasyona alacağız. Yarım saat sürecek bir operasyon. Böbreğe giden damarın daralmış. Onu genişletmek için bir balon takacağız. Yarım saat sürecek denilen operasyon yedi buçuk saat sürdü. Doktorun söylediği böbreklerden bir tanesi kan gitmediği için tamamen hiç kan almıyormuş. Onunla zaten hiç uğraşmamışlar. Diğer böbrek yüzde bir kan alabiliyormuş. Ona giden damarı açıp onu yaşatmaya çalışmışlar. Çok uzun süre açamamışlar. En sonunda açtıklarında da uzun süredir kan gitmeyen böbreğe yeniden kan gittiği için bu sefer damarlar çatlamış. Onları yakarak kapatmaya çalışmışlar. En son söylenense şu anda böbreğin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü verilen ilaçlar vesaire nedeniyle test yapamıyoruz. 19 Ağustos pazartesi günü test yapılacak ve böbreğin çalışıp çalışmayacağı, ne kadar hasar gördüğü tam olarak o zaman belli olacak. Peki kimdir Ayşenur Yazıcı? 13 Eylül 1958'de Elazığ'da dünyaya geldi. Babası Necati Bey Tu General, annesi Suna Hanımsa ilkokul öğretmeniydi. Bir de kız kardeşi vardı. İlkokulu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. Ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, üniversiteyi Fransa'da tamamladı. Kozmetolojiden ve sinema sahne sanatlarından mezun oldu. Tabii bunları büyük zorluklar içinde başardı. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kayıt olmak istiyordu ama babası izin vermemişti. Mecbur Fransa'ya gitmişti. Postadan Ömer Gören'e verdiği röportajda o günlerle ilgili şunları söylemişti. Güzel Sanatlar Fakültesine kayda olmaya gittim. Babam izin vermedi. Çünkü okulun duvarları kalaşnikoflarla delik deşikti. Bu yüzden Fransa'ya gittim. Ailem bana ancak ara sıra 50 veya 100 dolar gönderebiliyordu. Bir memur çocuğunun Fransa gibi bir ülkede okuması bu paralarla olacak iş değildi. Para kazanmanın ne olduğunu yurt dışında garsonluk yaparak öğrendim. Bu yüzden ünlü olmak benim insan olma kanı silmedi. Temizlik yaptım, çocuk baktım, köpek gezdirdim, zengin çocukların pantolonlarını ütüledim. Dört yılda Lübnan lokantasında garsonluk yaptım. Hem çalıştım hem okudum. Müzik <laughs> İzmir TRT'de sözleşmeli sunucu olarak çalışmaya başladı. Aslında aklında böyle bir düşünce yoktu. Ancak 1980'de Türkiye'ye geldi ve o geldikten bir gün sonra darbe oldu. Kozmetik firması açabilecek parası da yoktu. Annesinin ısrarıyla TRT'nin sınavlarına girdi. Başarılı oldu. TRT'deki işine devam ederken Christian Dior firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev yaptı. Mağazaların reklam, animasyon ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevinde bulunduğu yıllarda geniş çerçeveli kozmetik promosyonlarının ilk uygulayıcısı ve tanıtıcısı oldu. Tekin kozmetik mağazaları için müşterilerine hediye edilmek üzere acil cilt bakım rehberi kitabını yazdı ve bir ayda 20 bin adet dağıtıldı. ATV'de spikerlik yapmaya ve sabah grubunda çeşitli dergilerde yazarlık yapmaya başladı. Daha sonra TGRT'de sabah programında editörlük ve spikerlik yaptı. 1998 yılından sonra 2001'e kadar CNN Türk kanalında ana haber spikeri olarak çalıştı. Bu arada 1990 senesinde Milliyet Gazetesi Köşe Yazarlığı, 2001 yılında Posta Gazetesi Köşe Yazarlığı yaptı. 2002-2005 yılları arasında Kanal ana Anı Haber Spikeri olarak görev yaptı. 2005 senesinde ATV'de reality show programı sundu. 2007-2008 yıllarında Süperstar, 2008-2009 yıllarında Kırık Kalpler Kulübü adlı programların sunuculuğunu üstlendi. Bunlar dışında pek çok programda bulundu. Öte yandan çizgi film, belgesel ve reklam dublajları da yaptı. Mesleğe başladığından beri çok yıpran zamanlar olmuştu. Sabahtan Tuluhan Tekelioğlu'na verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. Sektör çok acıttı canımı. Eskiden konuşmuyordum. Şimdi ağzımı açtım. Benim gibi çok kadın var. Keşke onlar da konuşsa. Güvenilir olmaya çalıştım. Haber güven üzerine kuruludur. Üstelik yaşlandıkça değerlenen bir şeydir ama haberde erkeklerin aksine kadınlar yaşlandıkça değersiz görülüyor. İzleyici olarak sarı bıyıklı, hayatından bezmiş bir adam suratından haberi dinlemek yerine gözleri cıvıl cıvıl olgun yaşta bir kadın zarafet haber izlemeyi tercih ederim. Bu meslekte 60'tan fazla ödülü var. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük ünvan olan Türkçeyi en iyi kullanan spiker ödülüne layık görüldü. 1990-2015 yılları arasında çeşitli haftalık dergilere kozmetik yazıları, psikolojik testler hazırladı ve yayımladı. 200'den fazla şiir ve 60 bestesi olan Ayşenur Yazıcı'nın Ekmek Arası Hayat, Bedriye, Kadınlar Ağlar, Makyajda Sihirbazlık Numaraları, Son 13 Gün, Sizin Hikayenizi Çaldım, Yaşama Yetişemeyenlere Mucize Çözümler, Sensin Mağara Adamı, Çocuk Gelin, Dil Kafirleri, Dön Muazzez, Kendinden Utanmak, Çit adlı yayınlanmış 13 kitabı var. Üniversitelerde seminerler veren Ayşenur yazıcı, Türkçe Dil Gönüllüleri Derneği kurucu üyesi. Ayrıca çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor. Oyunculuk denemeleri de olan yazıcı küstüm çiçeği, sulu boya, Anadolu kaplanı, aşkın kanunu, sıkı dostlar, patron mutlu son istiyor gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. En büyük hayali ise sosyoloji okumaktı. Yıllar geçerken yeniden üniversite sınavına girdi ve sosyoloji bölümünü Kazan's Özel yaşamına değinecek olursak 1984 senesinde bir buçuk yıl evli kaldı ve boşandı. Bu evlilik Fransa'dan döndükten kısa bir süre sonra yaşanmıştı. Ailesi evlenmesini istiyordu. O da evlendi. Bir ay sonra da hamile kaldı. Kerem adında bir oğlu oldu. Hamileliği çok zor geçmişti. Zaten duygusal bir insandı. Her şeye alınıyor, üzülüyordu. Sonunda anlaşamadıklarını anladılar. 6 aylık bebeği kucağındayken boşanmaya karar verdi. Oğlu Kerem 5 kez ameliyat olmuştu. Bu süreçte Ayşen Nur Yazıcı hep tek başına ayakta kalmaya çalıştı. Boşandıktan sonra babasının evine dönmüştü. 1989 senesinde Cem Yazıcı ile evlendi. Evliliklerinin son zamanlarında Ayşenur Yazıcı felç geçirdi. Sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar evliliklerini sarstı ve bir yıl kadar sonra 1996'da boşandılar. Ayşenur Yazıcı şimdilerde Ayşenur Yazıcı ile Bedava Hayat Dersleri adlı YouTube kanalından sevenlerine sesleniyordu. Kozmetik bilgilerini paylaşan Yazıcı'nın paylaşımları büyük ilgi görüyordu. Ayrıca ayşenuryazıcı.com adlı internet sitesinden de paylaşımlar yapıyordu. Biz de usta televizyoncuya şifa diliyoruz. Diliyoruz ki bir an önce sağlığına kavuşur.